Efendim, otomobil almak için doğru zaman mı? Otomotiv sektör uzmanı Sercan Oktay bizimle birlikte. Otomobil fiyatları şu anda artıyor mu yoksa düşüyor mu? Nasıl bir zamanlamadayız? Konuşacağız sizler için. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Merhaba. Sercan Bey, şimdi 0 ve 2. el piyasasında aslında bizlere nasıl bir dönem bekliyor? Biz şu anda nasıl bir dönemin içerisindeyiz? Mesela bir önceki bayramda özellikle fiyatlar çok artacak, aman acele edin denilmişti ama o fiyatlar tam tersi daha da düşmeye başladı. Zaten düşüktü, sonradan daha da düşmeye başladı. Stok fiyatlarının düşmesi miydi bu, sektörün asıl fiyatları mıydı? Yani bir şişirilmiş fiyatlar mı düştü, neler oluyor? Ya aslında şöyle, zaten çok uzun zamandır yani Covid döneminin başından beri yükselen bir fiyat seyri vardı. Hı hı. Son dönemlerde artık araç fiyatları neredeyse ulaşılmaz bir hal almıştı. Yani vatandaş artık neredeyse araç alamaz duruma gelmişti. Kredilerin yükselmesi, kredi faizlerinin yükselmesi, araç fiyatlarının yükselmesi ve diğer maliyetlerin yükselmesiyle birlikte ister istemez talep bir noktada durur hale geldi. Talebin durmasıyla da herkes elindeki aracın fiyatını... Talep azalmadı, resmen durdu. Durdu, evet, gerçekten. Hatta şöyle söyleyeyim, geçen yılın Mayıs ayına göre 750 bin civarında olan pazar rakamları 580 binlere geriledi. Yani %20-%25 civarında bir daralma oldu. Aslında çok fazla, yani pandemiden sonra çok fazla artmıştı zaten. Aynen olması öyle. Gereken bu değil miydi? Yani çok uçurdular mı fiyatlar? Aslında evet, yani. Bir haftada 100 bin lira artan araç gördüm. Aynen öyle oldu yani. Aslına bakarsanız daha makul fiyatlara gerilemesi gerekiyor bu fiyatların, ama bundan 2 yıl önce işte 1 milyon liraya araba alan bir kişinin de bugün arabasını 500 bin liraya satmasını kimse bekleyemiyor. Kimse de satmıyor. Evet, aynen öyle oluyor. Maalesef yükselen bir şey de geri gelmiyor. Aslında fiyatların gevşemesi çok olumlu olacak piyasaya. Yani bugün gerçekten ulaşılmaz boyutlara geldi. Peki, araç fiyatları. Peki şimdi ne durumda? Yani şu anda birçok... Fiyatlar düştü ama talep var mı? Talep her zaman var ama maalesef ulaşım yok. Yani vatandaş bugün ortalama bir arabaya almaya kalktığında yani 1 milyon civarında bir araba, 500 bin lira peşin verip 500 bin lira kredi kullanmaya kalksa, kredi evet zor. Yani ulaşım çok zor. Hadi ulaştı diyelim, faiz oranı çok yüksek, şeyi karşılamıyor, geliri karşılamıyor. Yani her şeye razı olup tamam ben bu arabayı alayım dese bile maalesef gelirinin karşılamadığını görüyoruz biz. Yani biz birebir vatandaşla temasta olduğumuz için bunu en yakından görüyoruz. Talep her zaman var ama maalesef ulaşım güçlüğü ortada. Bu orta segment araçlar için mi? Evet, orta segment ve şöyle bir şey var. Son dönemde talep iyice şeye kaydı. 10 yaşın üstünde arabalara kaydı. Çünkü fiyatlar biraz daha makul. En azından işte kredi çekmeden alayım, sağdan soldan biraz borç alıp alayım diyor vatandaşlar. Talep biraz da oraya kaydı şu anda. Yani 10 yaş üstü daha makul fiyatlı araçlara döndü talepler. Şimdi peki gelecek dönemde ne bekliyor bizi? Mesela işte o balon daha da sönecek mi tam anlamıyla? Şu anda mesela bir en azından alıcılar bir bekleyiş sürecindeler mi? Hani siz ne gözlemlediniz? Otomobil almak isteyenler daha da beklemeli mi? Yoksa hani bakın, son tam dönem, zamanı mı diyeceğiz? Son dönemde çok güzel bir gelişme oldu. Şöyle işte Avrupa güvenlik standartları gereği bir GSR dediğimiz bir kural getirildi. Bayilerin elinde bazı güvenlik donanımları olmayan araçlar 7 Temmuz'dan sonra satılamayacak dendi. Bayiler bu araçları elinden çıkarmak için ciddi indirimler ve kampanyalar yaptılar. Yani işte sıfır faizli kredi destekleri, takas destekleri, fiyat bazı marka modeller 300 bin liraya kadar fiyat indirdi. Bu aslında piyasaya ciddi bir hareket getirdi. Fakat stokta bulunan araçların bitmesiyle birlikte tekrar fiyatlar yükseldi ve talep durdu. Yani fiyat bundan sonra ne olur derseniz, yani iş yok ama ortada bir döviz kuru var, bir enflasyon var. Bunlara bağlı olarak yükseliş bekleniyor ama şimdi satılmadıktan sonra yükselmesinin de bir anlamı yok. Biz de bekliyoruz yani. Ne normalde olacak? Mesela geçtiğimiz yıl ya da ondan bir önceki yıla kıyasla bu dönem özellikle yaz aylarında çok fazla satış oluyordu ki bu yüzden de fiyatlar artıyordu. Hatta yazın daha da çok artıyordu ki kışın azaldığını gözlemliyorduk. Hem yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte araç yaşı büyüyor diye. Şimdi mesela kıyasladığımızda satışlar %50 mi düştü, %100 mü? Yani %80 düştü diyebilirim. %100 değil ama yani biz ortalama aylık 50 araçtan
8-10 araçlara düştük ki onlar da işte eski müşterilerimiz, yani yeni müşteri maalesef üretemiyoruz işte. Daha önce araba almış olan eski müşterilerimiz takasa geliyor, bir şeye geliyor o şekilde. Yoksa maalesef sektörde yeni müşteri üretimi çok zor yani. Bunun temel sebebi de, yani en büyük sebebi kredi. Yani kredinin çözülmesiyle birlikte aslında sektör hareketlenir ama şu an krediler çok yüksek ve ulaşımda çok zor. Yani kredi faizine razı olsanız bile maalesef kredi alamıyorsunuz. Çok fiyat düşenler orta segment mi? Mesela lüks segmentte fiyatlar hemen hemen aynı gibi. Bir aracı talip olduğunuz zaman şu anda piyasa tamamen şeye döndü. Satanın değil, alanın belirlediği bir ortama döndü. Bugün bize bile bir ilanımız üzerinden bir teklif geldiği zaman eskiden mesela biz rakamımız şu deyip geçerdik ama artık mecbur gelen teklifleri değerlendiriyoruz. Sene başında birçok aracımızı zararına sattık. Stoğu yenilemek adına, hani elimizdeki araçlar yüksek kalmıştı eski maliyetli olduğu için. Zararına satıp yeni maliyetli araçlar alalım diye gelen teklifleri değerlendirip şey yaptık, verdik yani elimizdeki araçları. Sizin zarar ettiğiniz nokta oldu mu? Çok ciddi oldu hem de. Yani geçen yıl çok büyük zararlar ettik yani. Geçen yıl Eylül... Şöyle mi oldu? Mesela ikinci el aracı işte 1 milyon aldınız ama 800'e satmak zorunda. Aynen öyle oldu yani. Bazı araçlarda 300 bin, 500 bin geri gelen araçlar oldu yani. 2 milyon, 2,5 milyonluk araçlarda 500 bin, 300 bin gibi rakamlar geri geldi. Direnmeye çalıştık. Hani zarar etmeyelim diye ama araçların satış süreleri çok uzadı yani. Eskiden bir haftayla 10 gün arası bir satış dönemi olurdu araçların. Şu anda 50 gün ortalamasında vardı bu süre yani. 60 güne varan var. Bazı araçlar 2-3 aydır elimizde duruyor. Yani süreç çok uzayınca mecbur biz de 3'e 5'e bakmadan elimizdeki arabayı verip en azından hem tezgah değilsin, yeni araba gelsin diye fedakarlık yapıyoruz yani. Yaptık. Yeni kampanyalar olur mu peki? İlerleyen süreçlerde ne bekliyor bizi? Ya mecbur olacak. Yani biz kendi adımıza birçok şey yapmaya çalışıyoruz ama tabii bizim imkanlarımız kısıtlı yani. Hani elimizden gelen şeyleri müşterilerimize sunmaya gayret ediyoruz. Piyasa çok durgun olduğu için mecbur herkes bir fedakarlık yapacaktır yani. Herkes bir kendinden bir şey verecektir. Mutlaka yeni düzenleme geliyor. Mutlaka tabii yani, çünkü böyle ilerleyemez gerçekten, yavaş. Peki son olarak şu soruyu bir daha soracağım. Araç almanın zamanı mı, araç satmanın zamanı mı? Bu ikisi aynı bir zamanda olmuyor aslında ama nasıl bir süreç? Ya şöyle yani ihtiyacı olanın her daim alması gerekiyor. Yani çünkü bugün almadığınız bir şeyi yarın hiç alamıyorsunuz. Yani bugün yüksek dediğimiz bir şeyi yarın ucuz kalıyor. Yani biliyorsunuz bu her şey için geçerli. Otomotiv biraz daha göz önünde olduğu için tabii daha fazla göze batıyor. Ama bugün bir beyaz eşyada da aynı şey geçerli. Bugün almadığınız bir şeyi yarın pahalı kalıyor. Bence alma ihtiyacı olan kişiler bir an önce alıp kapısına koymalı. Satmak için? Satmak için de eğer ki bakın şöyle bir şey oluştu piyasada. Mesela bazı kişiler arabalarını satıp mevduata dönüyor. Ben bunu tavsiye etmiyorum. Yani bunu yapanlar yarın sattıkları arabayı alamayacaklar. Ama ihtiyaç için satıyorsa arabasını tabii ona bir şey diyemeyiz. Satabilir ona. Hiçbir şey olsun diyebilirsiniz. Evet. Peki. Otomotiv sektör uzmanı Sercan Oktay bizimle birlikteydi. Otomotiv piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu kendisi. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.